Askeri darbelerden farkı, Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri içinde yapılmamış olmasıdır. Nitekim dönemin genel kurmay başkanı da yönetime el koyan askeri güçler tarafından tutuklanmıştır. 27 Mayıs'ın nedenleri DP Ordu ilişkisi dönemin başbakanı Adnan Menderes dönemin cumhurbaşkanı Reşad Sani Celal Bayar 1950'li yılların sonlarına doğru ordunun DP iktidarından memnun olmadığını duyan Adnan Menderes'in çevresine bin bu orduyu yedek subaylarla da idare ederim dediği söyleniyordu. Hüsamettin Cindoruk, yasa da yargılamaları sırasında mahkeme başsavcısının Menderes'e bu konuyu sorması üzerine Menderes'in efendim ben devleti idare ettim. Yedek subaylık yaptım, kendi gücümü biliyorum. Bu ordu yedek subaylarla nasıl idare edilir? Bunu kim müdürmüş? E dediğini belirtmiştir. Kendisinin bu lafı söyleyip söylemediği kesin olarak bilinmemekle birlikte darbeyi